Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Muğla Marmaris'ten sesleniyoruz. Marmaris'te kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Marina Balıklama Restoranı'nda konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Seda Aydın var. Bakalım Seda'nın bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, ürün ve ürün yelpazesiyle alakalı neler aktaracak? Seda'nın bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Seda Aydın kimdir? Ben Seda Aydın. Aslen Eskişehirliyim. Daha önceden Marmaris'e gelip gidiyorduk zaten. Yaklaşık 2 senedir Marmaris'teyiz. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve balıklama restorant adı altında kaç yıldır faaliyettesiniz? 4 Kasım 2016 itibariyle açtık. Sektöre yabancı değiliz. Daha önceden de sektörün tanınmış yerlerinde işletmelerimiz, aileden gelen kültürümüz devam ediyordu. Yalnız Marmaris olarak bu sektörde yaklaşık 1 senedir buradayız. Marmaris'in hem doğası, hem havası, hem sezonu, yerlisi, insanları bizi buraya yönlendirdi. Peki burada müşterilerimize ne gibi hizmetler sunuyoruz? Buradaki ürünlerimiz nelerdir? Ürün yelpazemizden biraz bahsetmenizi rica etsem sizlerden. Öncelikle müşterilerimize en güzel yanımız bizim güler yüzümüz. Müşterilerimizi karşılamamız, uğurlamamız, onlara gerekli hizmeti sunmamız her konuda. İkinci etapta yemeklerimiz. Balıklama spesyalimiz var. Özel bir sosla harmanlanıp mezgit balığının içerisine yengeç, karides ve kalamarın tantuni şeklinde dolmasını yapıyoruz. Dünya mutfağından esinlenmiş olan bir lezzet olması yanı sıra Türkiye'de böyle bir lezzet ben hiç tatmadım. Biz zaten kendimiz aşçımızla birlikte oluşturduğumuz bir lezzet. Onun haricinde tereyağlı karidesimiz ve kalamarımız, ayrıca buharda pişen balığımız için gelen müşterilerimiz ve bizim güler yüzümüz için gelen müşterilerimiz oldukça fazla. Peki mezelerinizden biraz bahsetmenizi rica etsem. Geniş çaplı bir meze dolabımız da var sanırım. Önermiş olduğunuz mezeler hangileri, meze çeşitlerimiz nelerdir? Yine sizlerden dinlemiş olalım. Özellikle Girit mutfağını meze konusunda biraz baz aldık. Girit mezelerimiz, kuru domatesimiz, Ege bölgesine ait otlarımız ve deniz börülcemiz ve atom, acılı ezme, şakşuka, diğer sabit mezelerimiz bu açıda geniş tutuyoruz meze mutfağımızı. Peki balık adına, deniz mahsulleri adına bütün ürünler sizin restoranınızda, menünüzde bulunur mu? Ve bütün ürünlerimizi biz balıkçımızla anlaşmalı bir şekilde her gün günlük taze olarak da temin ediyoruz. Yani buradan üzerinde durulması gerekirse dondurulmuş ürün değil, günlük olarak taze ürünler kullanıyorsunuz. Evet, günlük taze ürün anlaşmamız var. Kesinlikle dondurulmuş ürün kullanmıyoruz. Peki bunun dışında ürünlerimizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Hijyen bizim için çok önemli. Aşağıda mutfakta bir ekibimiz var. Bunların özellikle başında gece gündüz mutfağın hijyeni, barın hijyeni, restoranın yıkanması yerleri bizim için en önemli tabii dikkat ettiğimiz şeyler. Hem taze ve günlük olması, yeri geldiğinde pazardan da alışveriş yapılıyor. Taze otlarımız, taze sebzelerimiz. Yeri geldiğinde gidip kendimiz de seçiyoruz, alıyoruz. Bizim için önemli faktörler bunlar. Peki mekanımızın kaç kişilik bir kapasitesi mevcut? Yaklaşık 100 kişilik kapasitemiz mevcuttur. Peki geniş bir alana sahibiz ve manzarasına baktığımda harika bir manzaraya sahip. Ekranda da şu anda izleyicilerimiz zaten yan ekranda görüyorlardır. Burada organizasyonlara ya da toplu yemeklere yer veriyor musunuz? Kesinlikle. Bizim zaten en çok müşteri potansiyelimiz organizasyonlar ve toplu yemekler üzerine. Çeşitli gruplar, personel yemekleri, organizasyon olarak çeşitli cemiyetler, dernekler ağırladığımız müşteri potansiyellerimizin arasında. Peki burada canlı müziğimiz oluyor mu? Varsa hangi günler ve ne tarzda? Şöyle ifade edeyim. Hafta sonları fasıl programımız oluyor. Ut, kanun, ritim şeklinde, klarnet şeklinde canlı fasılımız oluyor.
ve biz mikrofon kullanmıyoruz, kesinlikle ses sistemi kullanmıyoruz. Tüm müşterilerimizle birlikte canlı olarak söylüyoruz, canlı olarak eğleniyoruz.